Evet. Kolu Ankara'da MTA, MTA. MTA mı? Hı. Aa, maden teknik aramada mıydı? Evet. Bizim bir yerde MKA. Yok, MKE. Makine kimya. Makine kimya. Fotoğraflar üzerinden bu keyifli anları Hollywood efsanesi Al Pacino'nun muhteşem bir performansıyla noktalayıp bakalım sohbetimize nasıl devam edeceğiz? Yeteneğin olduğunu biliyorum. Bunu daha buraya gelmeden önce biliyordum. Sadece merak ettiğim bir konu daha var. Bu konu ne olabilir? Baskı. Her şeyi değiştiren şey baskı. Bazı insanlara baskı uygulandığında işine odaklanır. Bazıları ise çözülür. Yeteneğini istediği de gösterebilir misin? Senden istenenleri gerçekleştirebilir misin? Ve rahat uyuyabilir misin? Paradan ne zaman bahsedeceğiz? Para mı? Evet. Bu çok daha kolay. Ya çok güzel. İlişkiyle ilgili bir şeyiniz var, tanımınız. Hangisi? Diyor ki, ben arkadaş, normal bir erkek arkadaşıma yaptığım gibi işte çok keyifli vakit geçiriyorsam, oyunları oynayabiliyorsam, yalnızlığı bile paylaşabiliyorsam, o işte benim aşık olacağım insandır. Öyle olmalı zaten. En iyi arkadaş olmalı aslında, değil mi? Aynen. Yani çok fazla paylaşabileceğim bir şey olmalı. Çünkü sürekli beraber olduğum bir insan. Herhalde çok fazla paylaşımdan beraber zevk alırsan sıkılmazsın. Yani. Var mı aşk peki? Şu anda yok. Ya. Niye üzüldün? Ne bileyim, herkes aşık olsun. Olsun, bence de olsun. Buna da arıyoruz bir tane. Mengüto'ya. Yavrum. Anlamıyor musunuz? O çok entelektüel. Fazla. Fazla. O kamerasına aşık öyle görünüyor biraz. Ağzınıza sağlık Murathan Bey. Kurtardınız Mengüto'yu. Evrim, bak kimler var burada. Anne baba. Evet, annem rahmetli oldu. Evet, ona çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Bu da yeğenim. Bunlar kız kardeşlerim. Aa, siz üç kardeş misiniz? Hı-hı. Tek erkek. Evet. Öyle. Baba. Şu tarafı da tamamlayamadım. Tamamlayacağım da bir ara, bir zaman bulamadım. Her yılbaşı babaylaymışsınız değil mi? Yeni her yılbaşını ailemle geçiriyorum. Çünkü özel günler çok az zaten. Arkadaşlar her zaman zaman geçiriyoruz ama hani onlar o günleri çok önemsedikleri için. Yoksa benim için çok önemli değil bayrammış, yılbaşıymış falan ama yani bayramlarda da yılbaşında giderim. Eskiden önemli miydi? Benim için mi? Aileyle olmak. Yok, yılbaşılar, bayramlar. Çocukken önemli. Ben de mesela babamı kaybettikten sonra artık değersizleşti. Hmm. Yani değersiz demeyeyim de çok böyle özelliği olmadı. Hani çünkü hep şeydir ya, bayram, yeni yıl. O özel günler ailenin birlikteliği bir arada oluşudur ya, onu simgeler. Evet, ve öyle olurdu. Bir eksiklik oluyor, evet doğru. Hani yani neyleyim bayramı, neyleyim yılbaşını diyorsun belli bir noktadan sonra ya da doğum günü. Yani tabii şimdi onun eksikliğini biz de yılbaşında falan hissediyoruz ama... Ne yapacaksın? Diyorsun ki çok yeni. 6 sene falan oldu. Yeni bence bir oldu. Ben 17 yaşındaydım. İşte 3 sene falan oldu. Bunu da şakaya bağlayayım. Kaç sene oldu demeyeceğim. Ha ana, 5 sene olmuş ya. O kadar işte. 21-22'yim zaten biliyorsun. Kendisi 28. Almıştın. Evet ben de. Doğru. 5 yaş büyük ben. Doğru söylüyorsun. Evet yani. Burnuma kahve kokuları geliyor. Keşke bize yemek yapsaydın ya. Aç mısın? Hayır, açtım ben değil. Çok güzel yemek yapıyorsun. Açtığından değilse boşu boşuna ben yemek mi yapacağım şimdi? Canım acıkırız bitene kadar. Boşu boşuna yemek. Yerim ki ben her şeyi. Şeker bu mu? Eyvah. 30. Bir şey söyleyeceğim. Ha, pardon. Benim evimde şeker yok biliyor musun? Şunun içinde vardır mı? Vallahi yok. Bu kahve. Türk kahvesi. Aa, çok bencil bir ev sahibi. Çok. Kendine göre yaşıyor. İnsan şu kadar da olsa bir oraya küp şeker. Ay ne oldu biliyor musun? Aslında vardı. Süt de yok belli ki. Ha var var, süt var. Bari sütle yumuşatın. Onu yeni aldım. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Ay ne titiz ya. Ne? Şanslısın Evrim. Murat Han'ın elinden kahve içmek herkese nasip olmaz. Her ne kadar şekersiz de olsa. Evet, Murat Han'ın kahvesi. Ellemeyi göz nuru şekersiz. E güzel işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim misafir için ayırdığım bir şeker vardı. Ne oldu? Çok misafir geldi. Yok. Amerika'ya giderken dedim ki şimdi burada evin içinde yiyecek bir şey kalmasın. Çünkü ben 7 aylık gittim. 7 ay hiç gelmedim. Oh. Gelmeyince de evin içinde hiç yiyecek bir şey kalmadı. Bir tek tuz kalmış. Onu unutmuşum. Şimdi dolap falan tam sakır kuru bakarım. Dolapta genelde içecek şeyler var. Sıvı. Sıvı. Likitler dolapta. Aynen. Ay. Bir de vitaminlerim falan var öyle.
Ya. Pimpirikli misiniz biraz? Yok. Hastalık hastası. Sağlığı seviyorum. Hayır, hastalık hastası değilim. Yani şeyim ben, sağlıklı yaşamayı sevdiğim için. Ne bu benim en kötü halim. Ya. Sporsuz falan diyeyim yani. Bu ne? Ben al. Kafası da kapanıyor. Ben ne yapayım?